dönemde hatırlarsanız eğer İslam tarihine ele almıştık. Bu noktada Hazreti Muhammed dönemi, sonrasında 4 Halife dönemi, Emeviler, Abbasiler derken sürecimizi artık tamamlamıştık. Burada Emevilerin en fazla yapmış olduğu sıkıntıya sebebiyet veren bir politikaları vardı ki biz buna mevali politikası demiştik. Hatırlarsanız kendi ırklarını diğer ırklardan ya da kendi soylarını diğer soylardan üstün tutmaya bağlı tutmuş oldukları bir politikaydı. Doğal olarak bu politikada tabii ki hoşnut karşılanmamıştı ve onların yıkılış sürecine hazırlamıştı. Bundan sonra başa gelen yönetim Abbasilerde ise biz mevali politikasının terk edilmeye başladığını gördük. Özellikle Halife Mutasim zamanına bakmış olduğumuzda ise burada artık yavaş yavaş Türklere de görevler verildiğini, onlara da bir takım hizmetler sunulmuş olduğunu gözlemlemiştik. Diğer taraftan değerlendirdiğimizde İslamiyet biliyorsunuz yaymak için yapılan bir takım faaliyetler vardı, fetih hareketleri vardı. Ve bu noktada Orta Asya'ya kadar ulaşmıştı. Fakat Orta Asya'da bizim Çin gibi bir gücümüz vardı. Bir de Çin'den artık yakasırken Türkler vardı. Burada İslamoğulları ve Çin bir araya gelmiş olduğunda Türklerin hangi tarafı destekleyeceği çok tabii ki belirleyici bir unsurdu. Ve Türkler de ne yapmıştı? Gidip İslamoğullarını desteklemişti. Talas Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte de tabii ki daha coşkulu, birlikte bir paylaşım kazanmış oldukları, elde etmiş oldukları başarıdan sonraki sıcak ortamını değerlendirmiş olduğumuzda Türkler artık İslamiyet'i kabul etti demiştik. Peki, Türklerin İslamiyet'le tanışması bu şekildeydi. Bizim için bu nokta Talas Savaşı diyebiliriz. Öte yandan bakmış olduğumuzda Halife Mutasim zamanında Samarra, Avasım şehirlerinde tabii ki Türklerin gücünü, askeri güçlerini özellikle kullanmaları noktasında önemli adımlardan da diyebiliriz. Bununla birlikte peki neden İslamiyet seçtiler? Yani sadece birlikte bir saldırı gösterdiler işte o savaşı yendiler, yendikleri için mutlu oldular, muzluk sarhoş boyunca mı gidip İslamiyet'i benimsediler? Elbette ki hayır arkadaşlar, kendi inançlarını sorgulamış olduğumuzda bir takım benzerlikler gözlemlemeye başladık. Örneğin biz hatırlarsanız İslam öncesi Türklerin genel özelliklerini değerlendirdiğimizde dinsel noktayı ele almış olduğumuzda gök tanrı inancı vardı. Aslında onlar için gök tanrı inancı da tek tanrıyı temsil etmekteydi. İslam dinine bakmış olduğumuzda burada da tek tanrılı bir inancın getirisi var. Öte yandan Türklerin özellikle tabii ki göçebe yaşamla birlikte işte savaşçılık özelliklerini geliştirmeleri kendilerini çünkü sürekli korumaya ihtiyaç halinde hissediyorlar. Dolayısıyla buradaki savaşçılık özellikleri vesaire derken kendi aslında yiğitlikleri de vardı. İslam dinine bakmış olduğumuzda dini yaymak için gerçekleştirilen bir takım faaliyetler var. Cihat politikası demiş olduğumuz politika. Bu politikanın da savaşçı nitelikleri neticede var ve Türkler için bu da tamamdı. Yani bu da kabul edilebilir bir durumdu. Öte yandan Türklere bakmış olduğumuz zamanlarda cennet, cehennem, ahiret gibi kavramlar vardı. İyilik, kötülük bunlar Türkler arasında da önemli bir yargılamaya sebepti. İslam dinine bakmış olduğumuzda burada da aslında bir öldükten sonra hesap vermeye inancın olduğunu görüyoruz ya da cennet, cehennem kavramlarını gene demiş olduğumuz gibi iyilik, kötülük kavramlarını temellendirebiliyoruz. Bu noktada da bir takım benzerlikler söz konusu. En nihayetinde biz Türklerin Talas Savaşı ya da Abbasiler içerisinde işte askeri noktada onlara destek vermiş oldukları süreçte de dini gözlemlemeleri neticesinde İslam dinine geçmiş olduklarını söylüyoruz. Şu ifade hep kullanılır, Türkler İslam'ın işte kılıcıdır, kalkanıdır vesaire tarzında bir ifadedir. Bakmış olduğumuzda bu ifade neye dayanır ya da nasıl yorumlarız ya da bu yoruma nereden varmışız olarak düşündüğümüzde tabii ki mesele sadece Türkler İslamiyet'i seçmesi olarak anlamlandırmamız. Ne vardır? İslamiyet'i seçtikten sonra da bu din için yapmış oldukları bir takım çalışmalar vardır ya da bir takım çatışmalar vardır da diyebiliriz buna. Mesela ne olacak? Evet, artık Arap Yarımadası'na bakmış olduğumuzda güçler değişiyor. Abbasilerden sonra kurulan devletler var. Ama biliyorsunuz ki hakem olayından sonra zaten İslam dini açısından da bir mezhepsel tartışmalar var. Kerbela Savaşı'yla özellikle büyüyen, tamamen kopan bir mezhep ayrılığı var. Dolayısıyla bu mezhepler durumunu değerlendirmiş olduğumuzda ortaya çıkan bir takım mezheplerin kendi idari kadrosunu artık tamamladıktan sonra İslam dünyasının halifesini aslında bir dini kimlik olarak görmeme durumları var. Çünkü Şiilik mezhebini benimsemiş olduklarında yani neden Sünni bir halife beni temsil etsin
tarzında düşünceleri var. Dolayısıyla burada ne yapmışlardı? Onlar da kendi hareketlerini ilan etmeye yoluna gitmişlerdi. Bu da İslam dünyasında dini açısından bir birlik beraber olmadığı şeklinde yorumlayacağımız bir durumdu. Dolayısıyla burada şimdi Sünni tabakada halife ne olacak? Şiilerden bir baskı görecek. Özellikle de biz ilk Müslüman Türk devletlerinde bu noktada halifeyi Şii baskısından korumak üzere, hatta özellikle Şii Hüveybolları ile bir çatışmaya girmek üzerine çok fazla mücadele etmiş olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Öte yandan yine en azından bu noktaları biraz daha geçtiğimizde, bu sefer ne olacak? Orta Çağ'ın belki de en büyük sorunsalı olan Haçlı saldırılarını göreceğiz. Biz Türklere, Müslüman Türklere de bakmış olduğumuzda ne göreceğiz? Haçlı saldırılarına karşı vatanlarını korumak, dinlerini korumak uğruna yapmış oldukları mücadeleler göreceğiz. Dolayısıyla bu gibi hizmetler aslında Türklerin İslamiyet'e geçtikten sonra yapmış oldukları olumlu tavırları bize göstermektedir diyebiliriz. Bununla birlikte burada dikkat etmemiz gereken ki bence özellikle nasıl imkaniyet noktasında değil ama ayet noktasında iştihadi öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir ifade vardır. Temayül mülk devlet olarak kaç bir yeri belirtildi buraya. Arkadaşlar temayül mülk devletleri genel manada söylediğimizde bir otorite kaybı olduğunda biliyorsunuz ki yeniden başka otoritelerin oluşmaya başladığını gözlemliyoruz. Abbasi'nin yıkılışından sonra da kendi bu Abbasi'nin yıkılışından sonra oluşan otorite boşluğunda da ne olacak arkadaşlar? Yeni artık otoritesini sağlamaya çalışan güçler olacak. Bu güçlere değerlendirdiğimizde karşımıza Tolunoğulları, Şiiler, Fatimiler, Şii Hüveyhoğulları gibi bir devletler isimler çıkmaktadır. Buradan Tolunoğulları ve Şiiler bizler açısından önemlidir. Çünkü neden? Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti zaten bizzat Tolunoğulları bu noktada önemlidir. Şiiler ise bir anda onu aslında taklit etme maliyetinde devam etmiş bir yapılanmadır diyebiliriz. Tolunoğulları'na bakmış olduğumuzda Ahmet bin Tolun tarafından arkadaşlar kurulmuştur diyebiliriz ve Mısır'ı gerçekten ekonomik açıdan da çok ciddi mücadeleler göstererek kalkınma seviyesine Nirvana'ya ulaştırmış isimdir ya da yönetimdir diyebiliriz. Tolunoğulları'nın Mısır üzerindeki katkısı gerçekten çok fazladır. Burada biliyorsunuz ki yani ilk çağ tarihini işlerken Mısır'ı gene değerlendirdiğimizde Nil vardı. Dolayısıyla ekonomi hep buraya kaymaktaydı. Tolunoğulları da yine bunları da kullanmışlardı. Sulama kanalları, bentler oluşturarak arkadaşlar Mısır'ın ekonomisine ya da Mısır'ın üretimine destek vermeye çalışmışlardı. Bunlar bu kadar destek vermişler de neden yıkılmışlar? Çünkü arkadaşlar bakmış olduğumuzda biz yöneticilerin Türk fakat halkın çoğunluğunun Mısır Araplar olduğunu görüyoruz. Her ne kadar güçlü bir refah seviyesi oluşturmuş olsalar da elbette ki dil noktasında, bakmış olduğumuzda kültür noktasında o kadar paylaşımlı değiller, birbirlerine hitap etmiyorlar. Dolayısıyla güçlü olmuş oldukları da tamam sorun yok ama ufak bir tökezlemiş olduğumuzda onların ayrı olmuş olduğu çok belli. Dolayısıyla biz Tolunoğulları'nda sonrasında kurulacak olan Aşidilerin de yıkılış nedeni açısından değerlendirmiş olduğumuzda halkın aslında yönetimin halka hitap etmemesi sorununun olduğunu gözlemliyoruz. Işidiler demiş olduğumuz gibi yine Abbasilerden sonra Mısır valisi Muhammed bin Togaç tarafından kurulmuştur arkadaşlar. Mısır'da kurulan ikinci Müslüman Türk devletidir diyebiliriz Işidiler için de. Bunlar ne yaptı? Bunlar Tolunoğulları'nın bir nevi taklidi gibiydi. Tolunoğulları kadar Mısır'da refah seviyesini yükselttiler. Sekta'yı yükselttiler zaten o yüzden taklidin seviyinde kaldılar. Fakat arkadaşlar bir süre yönetimi ellerinde tutmuş olduklarını söyleyebiliriz. Aynı şekilde Işidiler için Akşitler ifadesi de kullanılabilmektedir. Artık bu coğrafyayı bıraktık. Yavaş yavaş Orta Asya üzerine gelmeye başladık diyelim. Şimdi arkadaşlar çok fazla ilkler vardı biliyorsunuz ki işte ilk Müslüman Türk, ilk Türk, Orta Asya'da kurulan Türk, ondan sonra Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk gibi. Bakmış olduğunuzda bunun kökeninde size neyi ifade ettiğini bilmezseniz bir takım zorluklar yaşarsınız. Burada da Karahanlılar o noktada önemli. Şimdi ilklerden bahsedeceğiz. Talas Savaşı'na destek verenlere bakmış olduğumuzda hatırlarsanız eski bilgilerinizi demiştik ki Karluk, Yama, Çiğ, Tursi Türkleri vardı demiştik. Buradaki
Halukyanı Çin'de arkadaşlar ilerleyen süreçte kara hanlıları oluşturan zümreler arasında yer alacaklardır. Krallığı oluşturan yapılar arasında yer alacaklardır. Bu bir kaos. Öte yandan ilklere gelmiş olduğumuzda bizim için Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti neydi? Asya Hun Devleti'ydi. Fakat Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olarak değerlendiriyorsa bakın işin içine artık Müslüman da Türk de yapısı girecek. Dolayısıyla bu bizim için ne olacak? Kara hanlılar ifadesine karşımıza çıkacak. Ama bize dese ki İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu o zaman Karlık. Ama İslamiyet'i kabul eden ilk Türk toplulukları Karlık yani Çin ifadesinde burada kullanabiliyoruz. Ha bize diyebilir Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti o zaman cevabımız Tolun olabilir. Dolayısıyla burada ilk Türkler vesaireler tarzında ifadeler görmüş olduğumuzda neyi sormuş olduğunu baz alın. Yani işin içine ırk mı giriyor, işin içine hem ırk hem din mi giriyor, yoksa ırk, din, coğrafya mı giriyor? Bunları değerlendirmiş olduğumuzda karşımıza farklı sorular, farklı soruların da doğal olarak farklı cevapları çıkacaktır. O yüzden bence buraya dikkat etmeniz. Öte yandan İslamiyet öncesindeki Türklerin genel özelliklerine bakmış olduğumuzda yönetim noktasında bir sıkıntıyla hatırlarsanız karşılaşmıştık. O da ikili yönetim anlayışıydı. Devletin genel manada doğu toprakları merkez kabul edilirdi. Evet, Batı da buna bağlı bir şekilde arkadaşlar yönetimle devam ettirirdi. Anlaşırken tamam, aslında devletin yani ülke mahiyetine bakmış olduğumuzda topraksal açıdan yönetimi kolaylaştıran bir durum durmaktaydı. Fakat ne olacaktı? Onların da orada askeri birikimleri olacaktı. Dolayısıyla herhangi bir sorun sıkıntı olduğunda çok rahat bir şekilde bağımsızlıkları ilan edip bir ayrım yaşayabiliyorlardı. Biz bunu İslamiyet öncesi dedik, evet ama Karahanlılar için ne diyoruz? Müslüman ifadesi kullanacağız Fatık Burak'ından sonra. Fakat bakmış olduğumuzda ikili yönetim anlayışı var. O zaman ne düşünmemiz gerekiyor? İslamiyet Türklerde hemen böyle her ara hitap edip aa ben artık Müslüman oldum hemen yönetimi değiştirdim tarzında bir ifadede bir durumda o zaman bulunmamıştır arkadaşlar. Ne olacak Karahanlılara bakmış olduğumuzda? Bildiğimiz kadarıyla ilk hükümdarı Bilgi Kadir Han'dır. Fakat İslami açıdan değerlendirdiğimizde Satık Buğra Han'ın özellikle bakmış olduğumuzda kendi kişisel bir takım arkadaşlık dostane ilişkiler geliştirmesiyle birlikte İslam dininin yakından tanıma fırsatı bulması ve bu dini kendi ve vatandaşları için de uygun bir din olarak görmesiyle birlikte aldığı kararda yatmaktadır aslında. Bundan sonra kendisi isim değiştirmiştir arkadaşlar. Satık Buğra Han İslamiyet'i seçtikten sonra ne olacak adı? Abdülkerim. Bu da belki ayetin noktasından önemli bir ifade olabilir diye düşünüyorum. Öte yandan ne yapacaklar? Orta Asyalılar tamam. Bizim benzer olaylarımızda ilerleyen süreçlere bakmış olduğumuzda bir de Gazneliler yapılanmasını göreceğiz. Aslında Afganistan'da olaylarındalar fakat yavaş yavaş onlar da genişleme politikası yapıyor. Bu genişleme politikasıyla birlikte Orta Asya'da aslında sınırların yavaş yavaş birbirlerine doğru bir mücadele sebebi verebilecek duruma gelmiş olduğunu gözlemliyoruz. Bu sebeple Gazneliler ve Karahanlıların çok sayıda mücadelesi gerçekleşmiştir. Bu mücadeleler de zaten kendini korumaya çalışsa da arkadaşlar bir zayıflama göstermiştir. En son biz Karahanlılara darbeyi kime vurduğunu söyleyeceğiz. Her zaman şahane vurmuş olduğunu söyleyeceğiz. Öte yandan Gaznelilere gelmiş olduğumuzda ise dediğimiz gibi Gazze şeklinde bakmış olduğumuzda Afganistan dolaylarını ilk etapta ele almaya çalışıyorlar. Daha sonrasında zaten Orta Asya dolaylarına doğru bir yayılma hareketi gösterecekler. Devletin tam bağımsızlık kazanmış olduğu zaman dilimine gelmiş olduğumuzda karşımıza Selim II'nin çıkmaktadır. Fakat en görkemli, en parlak zamanını belirtecek ise bu bize Gazze'nin Mahmut zamanına gitmemiz gerektiğini ifade eden bir bilgidir arkadaşlar. Gazze'nin Mahmut size ne yapacak? Arkadaşlar az önce bahsetmiş olduğumuz gibi İslam dünyasında Kerbela olayı ile birlikte artık bu ufak ayrımlar tamamen kopma noktasına gelmişti ve mezhepler oluşmuştu. Burada Şiilik mezhebine göre kurulan atıyorum Şiibi Beykoğulları misal. Bunların kendi bir dini olarak değerlendirmeleri dolayısıyla yönetimde de sözünü dinleyebilecekleri bir halife çıkartmaları mevzu.
Fakat İslam dünyasına bakmış olduğumuzda da aslında bir halife var. Dolayısıyla ne yapacaklar? Şii kökenli halife aslında ya da Şii kökenli düşünürler bu sefer diğer halifeye bir otorite sıkıntısı oluşturacaklar. Bu otorite sıkıntısında da halife ne yapıyor? Geliyor Mahmud'dan yardım istiyor. Mahmud'un da yani Gazni Sultan Mahmud'un da halifeyi baskılara karşı koruması, Şii Hübüvvet kollarını belli bir şekilde kontrol altında tutmasıyla birlikte teşekkür mahiyetinde halife tarafından kendisine sultan ünvanı verilecek. Böylece artık Gazni Mahmud'dan Gazni Sultan Mahmud'a çevirecek yüzünü diyebiliriz. Halifenin ünvan vermesi neden önemli? Arkadaşlar bir İslam dünyasının lideridir halifeye bakmış olduğumuzda. Öte yandan size bir ünvan vermesi elbette kendi güzel, hoş nitelici bir durumdur ama diğer taraftan da değerlendirdiğiniz zaman ben şimdi İslam dünyasında da tanıyorum senin varlığın benim için kıymetli tarzında da bir ifade aslında kapsamaktadır diyebiliriz. Öte yandan kendi artık Afganistan kontrolünü de sağladıktan sonra Horasan üzerinde ele geçirmeye başlayacak. Bu noktada zaten özellikle Karahanlılarla çok fazla mücadelesi var fakat daha sonra bu topraklar için aslında çok daha başka bir güçle mücadele edecek. Ama o güce gelmeden önce Gazni Sultan Mahmud'la alakalı ya da Gazni Devleti'nin bu yükselmesinin en büyük getirisi olarak görebileceğimiz başka bir olayımız var. O da Hindistan üzerine düzenlenmiş olan seferlerdir. Tam tamına arkadaşlar 17 tane sefer düzenlenmiştir. Ve bu seferlerde hem İslam dini o coğrafyalara kazandırılmıştır, tanıtılmıştır diye yapılması için çalışmalar yapılmıştır. Aynı zamanda yıllar içerisinde çok zengin olduğunu söylemiş olduğumuz Hindistan'dan da aslında birçok ekonomik getiriler alınmıştır. Hatta öyle ki Gazni Mahmud'a bakmış olduğumuzda bu devirde kendi topraklarına böldükten sonra gücünü gösterebilmesi açısından Hindistan'dan filleri de beraberine katıp böyle ordusunun gücünü heybetini göstermesi açısından bu şekilde bir çabaya girmiş olduğu gözlemlenmektedir. Şimdi ne yaptı? Hindistan'a 17 sefer düzenlendi. Çok zengin olarak da topraklarına geri döndü. Elbette ki bunun böyle bir havası, böyle bir fiyatı vardır diyebiliriz bu noktayı değerlendirdiğimizde. Fakat şöyle bir nokta var. Artık bizim Horasan demiş olduğumuz topraklarda başka bir devlet daha görmeye başlayacağız. Büyük Selçuklular. Onlar da bu toprakları elinde tutmaya çalışıyorlar. Onlar da kendilerini İslam dünyasının lideri olarak göstermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu noktada Gazni'yle artık bıçak kemiğe dayanmış durumda sürekli bir mücadele var. Bu mücadele onları arkadaşlar tam bir çatışmaya götürecek ve 1040 yılında Dandanakan Savaşı'nın yaşanmasına patlak vermiş olacak. Ne yapacak? Hindistan'dan çok güzel bir şekilde zenginliklerle döndü. Hatta ordusuna heybetini gösterebilecek filleri de geldi. Ne yapacak? Dandanakan Savaşı'nda Büyük Selçuklu'ya psikolojik olarak da bir büyüklüğünü göstermeye çalışacak. Savaşlara zaten hazineler katılır arkadaşlar. Çünkü savaş esnasında ne yapılacağı, ne edileceği, neye ihtiyaç duyulabilecek, kestirilebilecek bir mevzu olmadığından dolayı elbette ki bir takım maddi kaynakları da yanınıza götürürsünüz. Fakat burada Hindistan'daki bu kadar başarılı seferden sonra söylenen ifade Gazni Mahmud'un tüm mal varlığıyla gittiği yönünde. İşte buradaki ufak bir hata, böyle düşmana hep deriz yani küçük görmemek gerekiyor. Ne olacak? Onun arkadaşlar bu savaşı kaybetmesine neden olmuş olacak? Savaşı kaybediyor. Savaşı kaybetmesi zaten siyasi olarak bir başarısızlık. Ama öte yandan savaş meydanına götürmüş olduğu bütün mal varlığını da kaybediyor. Dolayısıyla siyasi olarak çöküşte olmuş olduğu gibi itibar açısından da zaten çöküşte. Öte yandan ekonomik açıdan da çok büyük bir ezilmet almış oluyor. Bunu alan Selçuklular tabii ki daha rahat bir şekilde devam ederken Gazneliler ne olacak? Buradaki siyasi ve ekonomik yenilgiyle birlikte Afgan asıllı Hurlular tarafından artık yıkıldıklarını söyleyebiliriz.